Evet, şimdi gece böyleydi gelen görüntüler. Şu dakikalarda meclisin önünün hareketli olduğunu biliyoruz ve DEM Parti'nin de elbette bu gelişmenin ardından bir yol haritası var. O yol haritasını DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç'a soracağız. Sayın Oluç, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bir yol haritasından bahsediyoruz. Yapılan toplantılar, alınan kararlar var. Bu kayyum kararına karşı DEM Parti nasıl bir tavır alacak, nasıl bir mücadele gösterecek? Yani büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız bir kez daha. Daha önce de yaşadık bunu. 2019'da yaşadık, 2016'da yaşadık. Bir kez daha karşımıza çıktı. Yani sadece hukuksuzluk değil, aynı zamanda politik olarak baktığımızda bir kötü niyet olduğunu görüyoruz. Düşmanca bir davranış olduğunu görüyoruz. Halkın iradesinin yok sayıldığını görüyoruz. Yani yerel seçim yapılalı 2 ay oldu ve halkın iradesini yok sayan bir tutumla karşı karşıyayız. Gasp var, halk iradesinin gaspı var esas itibariyle. Bundan dolayı elbette ki tepkilerimizi dile getireceğiz ve bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biliyorsunuz bu son seçimlerde 79 belediye kazandık. En son Hilvan'la beraber 79 oldu. Ve bu 79 belediyemizde demokratik, katılımcı, halkçı bir belediyecilik yapmak, halka hizmet etmek doğrultusunda adımlar atmak için mücadeleye başladık ve aradan 2 ay geçti ve ilk olarak Hakkari'de kayyum atamasıyla karşı karşıya kaldık. İlk olarak buna yönelik Hakkari halkının tepkisi tabii ki önemli. Dün bir nöbet başlattık. Hem Hakkari'de belediyenin önünde hem de bütün belediyelerimizin önünde bu nöbeti başlattık. Demokratik protesto hakkımızı kullanacağız. Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde açıklamalar yapıldı dün. Bugün de devam edecek bu açıklamalar. Özellikle siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, demokratik kitle örgütlerini destek ve dayanışmaya davet ettik. Ve bu konuda önemli katkıları olmaya başladı. Gerçekten çok kıymetli buluyoruz. Bugün de Hakkari'ye giden heyetler var. Cumhuriyet Halk Partisi bir heyetle gidiyor. Sivil toplum kuruluşlarının heyetleri gidiyor. Uluslararası alanda bu konuda hem Avrupa Parlamentosu hem Avrupa Konseyi açısından bilgilendirme yaptık ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Yani elimizden gelen bütün imkanları kullanarak bu durumun ne kadar hukuksuz olduğunu, demokrasiyi ihlal ettiğini, yerel demokrasiyi ve yerel seçimleri yok saydığını hem topluma hem uluslararası alana anlatmaya devam edeceğiz. Esas planımız bu. Evet Sayın Oluç, şimdi bu gelişmenin ardından hem iktidarın hem de muhalefetin tavrına biraz daha yakından bakalım isteriz. Şimdi genel olarak aslında siyasette normalleşme, yumuşama konuşuluyor. Yani CHP ile iktidarın teması var ama öte yandan Kobani kararları, sonra gelen bu kararlar. Bu anlamda genel bir okuma yaparsak burada bir çelişki yok mu? Yani çok haklısınız Seçil Hanım. Burada çok ciddi bir çelişki var ama çelişkinin ötesinde bir şey var. Birincisi biz en başından beri bu normalleşme tartışmaları başladığı andan itibaren şunu söyledik. Siyasette normalleşme önemli. Toplumda büyük bir gerilim ve kutuplaşma var. Dolayısıyla bu gerilim ve kutuplaşmayı ortadan kaldıracak. Ayrıca anormal işleyişler var. Bunları ortadan kaldıracak adımların atılması önemlidir dedik en başından itibaren. Fakat şunu da vurguladık en başından itibaren. Normalleşme eğer DEM Parti'yi dışlayan veya Kürt seçmeni, Kürt halkını dışlayan bir süreç olacaksa biz bunun doğru olmayacağını en başından beri vurguladık. Görünen o ki tam da düşündüğümüz gibi bir şey oluyor. DEM Parti'yi ve Kürt seçmeni normalleşme denen sürecin dışında tutmaya çalışıyorlar. Esas itibariyle muhalefet arasında bir ikilik yaratmaya çalışıyorlar. Ve tabii ki hukuksuzlukları uygulamaya devam etmek istiyorlar. Bu açıdan bir normalleşme sürecinin yaşandığını söylemek doğrusu mümkün değil. Çünkü nedir bir normalleşmeye ihtiyaç varsa ki bizce var, demek ki memlekette anormal bir şey var.
Nedir bu anormallik? Nerelerde görünüyor? Baktığımızda bir kere hukuk alanında, yargı alanında çok büyük bir anormallik var. Sizler her gün görüyorsunuz bunu. İşte biraz evvel söylediğiniz Kobani Kumpas davası. Ama sadece o değil. Bütün yargı alanında anormal bir durum var. Yani duvarına silahlardan oluşan bir koleksiyon oluşturup da fotoğraf çektiren bir hakimin olduğu bir ülkede yaşıyoruz biz. Yani yargı alanında çok ciddi bir anormal durum var. Ama sadece o değil. Ekonomide, sosyal alanda ciddi anormallikler var. Ve elbette ki işte yerel yönetimler, yerel demokrasi açısından baktığımızda, yerel seçimlerin ortaya çıkardığı iradenin gasp edilmesi açısından baktığımızda bir anormal durum olduğunu görüyoruz. Örnekleri artırmak mümkün. Hani ben çok vakit almak istemiyorum bunları sayarak ama bu ülkede iktidarın yarattığı anormal durumlar var. Bu anormal durumların normalleşmesi gerekiyor ama belli ki iktidar bu konuda samimi ve dürüst bir yaklaşıma sahip değil maalesef. Ve yaşadığımız son işte kayyum atanması da buna dair çok net bir mesaj veriyor bize. Evet Sayın Uluç, Halfeti'den de benzer bir haber bekliyor musunuz? Çünkü orada da şöyle bir gelişme var. Yani eski kayyum sabır az kaldı gibi bir not paylaştı sosyal medyadan kayyum iddiaları. Yani Hakkari'den sonra başka adreslerde de olabileceğini düşünüyor musunuz? Evet az önce söylediniz ama bu örnekle birlikte altını çizmek isterim. Olabilir. Yani bu iktidar dediğim gibi çok kayyumsever bir iktidardır. 2019'da bizim 3-4 belediyemiz dışında bütün belediyelerimize kayyum atadı biliyorsunuz. 2019 sonrasında. Dolayısıyla bunu tekrar yapabilirler. Biz 2019'da kazandığımızdan daha fazla belediye kazandık. 2024 seçimlerinde. Dedim biraz evvel 79 belediyeye ulaştık. Yapabilirler. Yani iktidar hukuksuzluk uygulamakta kararlı, kayyum sever, kayyumların kendisine politik olarak bir getirisi olmadığını bile bile bunu yapıyor. Çünkü esas itibariyle ayrımcı bir iktidar, esas itibariyle bölücü bir iktidar, öyle söyleyeyim size. Yani çünkü diyor ki bizim seçmenlerimize ve bizim kazandığımız belediyelere, sizin evet oy verme hakkınız var. Ama istediğinizi seçme hakkınız yok diyor. Siz istediğinizi seçtiğiniz zaman ben onları görevden alırım ve sizi yönetmelerine izin vermem diyor esas itibariyle. Yani seçmene diyor ki senin verdiğin oyun bir değeri yok diyor. Rencide ediyor seçmeni. Aslında burada Kürt seçme açısından baktığımızda yani bir taraftan hukuk mücadelesi, bir taraftan demokrasi mücadelesi ama bir taraftan da çok ciddi bir onur mücadelesi var burada. Onurlarını kırmaya çalışıyor bu iktidar ama asla buna izin verilmeyecek. Bugüne kadar bütün yaptıkları her türlü saldırı karşısında bizim ne seçmenlerimiz, ne yöneticilerimiz, ne belediye eş başkanlarımız, ne de milletvekillerimiz boyun eğmediler, diz çökmediler. Bundan sonra da olmayacak böyle bir şey. Yani bu başka belediyelerde de kayyum atama yoluna gidebilirler dediğim gibi. İktidar ellerinde her türlü hukuksuzluğu yapabilirler. Ama bunu şunu çok açık söylemek istiyorum ki bu yaptıkları hukuksuzlukla hiçbir şey elde edemeyecekler. Hiçbir şey kazanamayacaklar. Yani 2019'daki belediyelerden daha fazlasını 2024'te kazandık. İşte bunu bir kez daha gördüler. Dolayısıyla buna devam ederlerse halk mücadeleden vazgeçmez ve illaki kendi iradesine, kendi geleceğine sahip çıkar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla hani biz dediğim gibi yapabilirler ama karşılığında bir şey kazanamayacaklarını görecekler ama kaybedecekler. Neyi kaybedecekler? Bu söyledikleri lafların aslında samimiyetinin ve dürüstlüğünün olmadığını toplumun fark etmesine yol açacaklar ve büyük kayıpları olacak bu yüzden dolayı. Şimdi bakın anayasa tartışması değil mi? Evet. Siz kayyum atayarak mı anayasa tartışacaksınız? Kayyum atayarak mı demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yapacaksınız? Şimdi Kızılcahamam kampında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan diyor ki ayıptır diyor 42 yıldır
bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Artık bu ayıbı daha fazla yaşamayalım diyor. Darbe nedir Seçil Hanım? Darbe seçilmemiş olanların seçilmiş olanları görevden uzaklaştırmasıdır değil mi? Evet. 12 Eylül 1980 evet. darbesinde yapılmış olan buydu. Parlamentoyu feshetti darbeyi yapanlar değil mi? Seçimi evet. yok saydılar. Seçmen hukukunu ve seçim hukukunu ve sandık hukukunu yok saydılar değil mi? Hı hı. Şimdi ne oluyor yerel seçimlerde sandık hukukunu ve seçim hukukunu yok sayıldığı zaman bu darbeci bir anlayış olmuyor mu zannediyorsunuz? Oluyor. Siz yerel demokrasiyi darbeci bir anlayışla ortadan kaldırıyorsunuz. Sonra evet. diyorsunuz ki gelin özgürlükçü demokratik bir anayasa yapalım. Bunun bir inandırıcılığı olabilir hı hı. mi? Bunun bir sahiciliği olabilir mi? Bunun bir samimiyeti olabilir mi? Burada dürüst bir şey olabilir mi? Yani evet. Bunu aslında halkın takdirine bırakmak lazım. Hani peki. bana sorarsanız kişi hı hı. olarak ben tabii ki olmaz diyorum. Peki. Saruhan Oğlu çok teşekkürler aktardıklarınız için.